Uzatılması, düzeltiyorum, işten çıkarma yasağının uzatılması, bir de tabii kısa çalışma ödeneğinin de devam ettirilmesi için beklentiler var. Şimdi Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci'ye hemen dönelim. Müjdat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar tekrardan. Müjdat Bey, sağ nasıl olun, karşıladınız haberi? Önce onu sorayım, işten çıkarma yasağını. Valla şimdi her şeyden önce biliyoruz her şey, bunun biraz önemine bakmak lazım. 4857 sayılı iş kanunu 10. maddeyle 17 Nisan 2020'de bu eklendi, ücretsiz izne gönderilen işçilere ödenen nakdi ücret desteği ve o tarihten beri özellikle son Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla 17 Mart 2021'e kadar uzatıldığı ve son defa uzatıldığı için söylendiği ısrarla böyle bir beklenti içine girildi. Yani gerek işçi iş çevreleri gerekse işveren çevreleri tarafından bu yasa, yani bu hüküm, artık ne diyelim, bu tebliğ çok analiz edildi. Burada en önemli olay işçinin işini kaybetmemesi. İşçi de bir diğer taraftan da işverenin de özellikle son zamanlarda özellikle esnaf, küçük esnaf tarafından iş yerlerinin sıkıntılı olması nedeniyle çalışanlarını tensikata uğratması ve işten çıkarması söz konusu olacağı hep konuşuluyordu. Biliyorsunuz bu yasada her şeyden önce yani işveren tarafından iş sözleşmesinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında İş akdini feshetme şansı yok. Dolayısıyla burada eğer bu yasanın, bu ve tebliğin bu hükmünü 17 Mart'ta yani kaldırılsaydı, yani bize göre önemli tensikatların ve işçi çıkarmalarının söz konusu olacağı muhakkaktı. Dolayısıyla bu da yani bence yani özellikle yani işsizlik rakamlarının bu noktalara gelmiş olmasından sonra daha büyük rakamlara ulaşmamız söz konusu olacaktı. Tabii çok kritik zamanlar yaşıyoruz, çok kritik ortamlar yaşıyoruz. Bu ortamlarda yeniden böyle bir kaosun içine girmenin de anlamı yoktu. Bu nedenle gerek işveren çevresi gerekse işçi kesimi bu tebliğin 17 Mart 2021'den daha uzaklaştırılması, uzatılmasını bilakis talep etti. Yani ben iki aydan da daha uzak bir tarihe ötelenebilirdi bu. Demek ki 2 ay sonra bir daha durum muhakemesi yapacaklar. Ona göre karar verecekler. Yani neticeten şunu söyleyebilirim ki bu uzatma Türk çalışma hayatı için doğru bir karar, doğru bir tasarruf. Dolayısıyla olmasaydı bence bir takım yani istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalınacaktı diye objektif ölçülerinde bir değerlendirme yapıyorum Gözde. Peki Müjdat Bey, başka sanayicilerin şu anda beklentileri var mı? Neler? Yani şu anda biliyorsunuz işte hep konuşuyoruz. Alo. İmalat tarafında. Ben sizi duyuyorum Müjdat Bey. Sesinizi alıyoruz. Evet. Gözde Hanım, bilmiyorum son kesildi mi? Evet, yani beklentileriniz varsa başka hani sanayiciler adına mesela ne söylemek istersiniz? Beklentilerim şu, her şeyden önce beklentilerim olur canım. Beklentilerim şu, bence bu yasanın, bu tebliğin en azından 2 ay değil daha uzak tarihlere de ötelenmesi bence fayda getirir. Yani 2 ay sonra bir daha durum muhakemesi yapalım da ona göre yapalım demek bence... Yani 2 ay sonra da bunu ister istemez uzatacaksın. Çünkü yani bu yani 2 ay sonra da yani bizim normal sürece iş düzenine gireceğimizi düşünemiyorum. Özellikle küçük esnaf ve çalışanlar açısından onun için ben uzatılması daha da uzun bir süreye alınmasında fayda var diye değerlendiriyorum Özlem Hanım. Peki kısaca Denizli'de işler nasıl gidiyor? İhracat tarafı olsun, şu anda iç talep olsun, onu da merak ediyoruz. Bir yandan çünkü mesela... Gözde Hanım, yani Denizli'deki durum yani bizim yani özellikle yani yılın son aylarından da itibaren Denizli'de özellikle ihracat kapasitemizde özellikle
yani Türkiye'ye rağmen bir artış söz konusu. Ve kapasitelerimiz yani oldukça %75'lerin üzerinde. Yani tabii bizim de kendimize göre sıkıntılarımız var. Özellikle bu konteyner sorunu, bu konteyner sorunu öldürecek bizi. Yani dolayısıyla ürettiğimiz ürünleri gönderemez durumdayız. Yani üretiyorsun, siparişim var, müşteri bekliyor ama konteyner bulamamak, bulduğun konteyneri yani inanılmaz bir fahiş fiyatla kiralamak yani bizim çok gücümüze gidiyor. Ve bir taraftan tabii bunun sebebini araştırdığımız zaman bir tarafta Çin, bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri var. Yani araştırdığımızda Ticaret Bakanlığı da araştırıyor. Türk Odalar ve Borsalar Birliği de araştırıyor. Ama sanki bizim ticari ilişkilerimizi sabote etmek için düzenlenmiş bir ikili bir düzen diye düşünmeye başladık doğrusu. Çünkü gerçekten yani ne kadar ürün yaparsak yapalım daha geçen ayın ihracat ürünlerini yükleyemeyen, gönderemeyen arkadaşlarımız var. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de yani tüm ihracatçı kara kara düşünüyor. Üretiyorsun yani bin bir zahmetle ama gönderemiyorsun. Yani evet. Onun için yani işimiz iyi, siparişimiz iyi ama maalesef yani ve bir de yani COVID ile ilgili Denizli'nin Ege'nin en iyi şehri yani %31, %32 ile de dolayısıyla o bakımdan da problemimiz görünmüyor. Rahatız ama maalesef yani demiyorum ki faizin yüksekliği, demiyorum ki kaynakları bulamıyoruz ama maalesef bugün en güncel konu ürettiğimiz malı sevk edemeyişimizdir. Çok önemli. Müjdat Bey çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum için. Gözde Hanım. Size de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci diyor ki malımızı üretiyoruz ama gönderecek konteyner bulamıyoruz. Buraya biraz